Ankara'da 1926-1934 yılları arasında gerçekleştirilen Atatürk devrimlerinin bir kısmı, kadınların sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olmasına hedeflenmiştir. Bu konuda yapılan yasal düzenlemeler, Türkiye Cumhuriyeti'nde toplumsal alanda yapılan en önemli yeniliklerdendir ve birçok Avrupa ülkesinden daha önce gerçekleştirilmiştir. Fransa ve İtalya'da kadınların 1946 yılında, İsviçre'de ise 1971 yılında seçme ve seçim hakkı tanınmıştır. Atatürk'ün girişimiyle kadınların iktisadi ve siyasal yaşama katılmaları yönünde bir dizi değişiklik yapılarak 1930'da belediye seçimlerinde seçme, 1933'te çıkarılan köy kanunuyla muhtar seçme ve köy heyetine seçilme, 5 Aralık 1934'te anayasada yapılan bir değişiklikle de milletvekili seçme ve seçilme hakları tanınmıştır. Eski Türk devletlerinde kadınlar aile hayatında, mirasta, devlet yönetiminde hak sahibiydiler. Osmanlı Devleti'nde ise kadınlar birçok sosyal, kültürel ve siyasi haktan mahrumdu. Örneğin nüfus sayımında toplama dahil edilmiyorlardı, aile hayatında halevlik, selamlık vardı, yüzlerini peçeyle örtmek, kanunlar nezdinde zarurluydu, evlenme, boşanma ve miras işlerinde ikinci plandaydılar ve devlet memuru olamıyorlardı. Çağdaş, demokratik ve layık bir Türk toplumunu hedefleyen Mustafa Kemal Atatürk, kadınların insan haklarından eşit olarak yararlanması için gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Kadına karşı toplumun geleneksel tutum ve yargılarında değişim sağlayabilmede yasal düzenlemeler yeterli olmamakta, bu düzenlemelerin toplumun ve bireyin yaşam biçimine de girmesi gerekmektedir. Bunun için atılacak en önemli adım, kadının toplumsal konumunu yükseltmek, böylece aile ve toplum içindeki etkinliğini arttırmaktır. Kadının toplumsal konumunu yükseltmede anahtar olan eğitim hakkını kullanmaya ve okullaşma oranının artırılmasına önem verilmeli ve bu konuda toplum bilinci oluşturulması için çalışmalar yapılmalıdır. Kadına şiddet son bulmalı, ihtiyaca yönelik daha çok kadın sığınmaya açılmalıdır. 2012 yılının Türkiye'sinde Parlamentolar Arası Birliği'nin dünya raporuna göre Türkiye, parlamentoda kadın temsilinde 107. sıradadır. 549 milletvekilinin 50'si kadındır. Bu oran %9.1'e tekabül etmektedir. Bu oran Norveç'teki gibi %50 olmasa bile en azından %30'lara çıkması gereklidir. Kadın Büyükşehir Belediye Başkanı oranımız %0'dır. Kadın Belediye Başkanı oranımız %0.9'dur. 2903 tane belediyeden sadece 26 tanesinde kadın belediye başkanımız vardır. 2012 yılının Türkiye'sinde kadınlar aile içi şiddete, toplumsal ve kültürel baskıya, eğitim öğretim imkanlarından yoksunluğa, çalışma hakkından yoksunluğa, iş yerinde ayrımcılık ve gelir adaletsizliğine maruz bırakılırken 1920'lerde Cumhuriyet Halk Partimizin kurucu genel başkanı Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk 1935 yılında dünyanın birçok ileri ülkesinden daha önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını tanıması vesilesiyle ilerici ve devrimci büyük önderimizi bir kez daha saygı ve sevgiyle anıyor, günümüz siyasetçilerine örnek olmasını diliyoruz. Atatürk hayattayken yapılan son seçim olan 1935 yılı seçimlerinde ilk kez seçilme hakkını da kullanan Türk kadını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 18 kadın milletvekiliyle girmiştir. Bu 18 Türk kadının Yüce Meclis'in çalışmalarına ne ölçüde katkıda bulundukları ve kararlarında ne denli etkili oldukları meclis tutanakları ile sabittir. Ayrıca kişisel tutumları da övünç vesilesi ve geleceğe olan inançları kuvvetlendirici mahiyettedir. Atatürk'ün çağı ve değişimi değil, değişecek zamanı milletine göstermesi, kadın hakları ve kadın erkek eşitliği konularında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, İnsan Hakları Sözleşmesi gibi konular daha insanlık tarihinin ufkunda bile görülmemişken Türk kadınına haklarını vermesinin değeri daha iyi anlaşılır. Bağımsızlık mücadelesi yapan ülkeler nasıl Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek bir lider almışlarsa kadın hakları ile uğraşan insanlar da onu bir devrimci olarak aynı şekilde örnek almalıdırlar. Çünkü bütün insanlık tarihi boyunca tarihin hiçbir döneminde hiçbir lider kadın hakları konusunda Atatürk kadar ön sezili ve öngörüşlü olmamış, onun kadar uğraş ve savaş vermemiştir.
Ne mutlu bir Atatürk yetiştiren Türk kadınına, ne mutlu ona sahip olan Türk milletine. Teşekkür ederim.